Herkese merhaba. Nürnberg'deki gezimizden sonra 2. Dünya Savaşı'nın izlerinin peşinden yine gidiyoruz. Birken Ağı Toplama Kampı'nın girişindeki demir yolunda oturuyorum. İnsanların getirildiği vagonlar. Burası yatakhane kısmı. Kampın girişinde Arbeit macht frei, yani gaz odası ve krematoryum olan yere ilerliyoruz. Herkesin sadece bir kıyafeti vardı. İnsanların kurşuna dizildiği duvardayız. Burası hınç ve iç ayakkabı dolu. Engelli insanlar belki ölüme gönderiliyordu ve... Krakow'dan 1,5 saatlik, 2 saatlik bir otobüs yolculuğuyla Auschwitz-Birkenau toplama kampına geldim ve bugün insanlığın utanç müzesine gezeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi şu anda girişindeyim, içeriye doğru yürüyorum. Krakow'un merkezinden buraya turlarla 100-150 zloty civarı bir fiyata gelebilirsiniz. Fakat ben internetten ücretsiz bilet çıkarttım. Buraya 16 zlotylik bir otobüs bileti alarak geldim. Şimdi içeri girmeyi deneyeceğim çünkü şu anda saat erken. Ücretsiz biletle girişin saati 4. Fakat hava çok sıcak olduğu için bir şansımı deneyeceğim. Birkenau'ya giriş ücretsiz. Yani daha doğrusu Birkenau'ya girişin bir saati yok. Orayı istediğiniz şekilde gezebiliyorsunuz. Fakat Auschwitz biletli. Ben şimdi ücretsiz biletle, hava çok sıcak olduğu için erken girmeye çalışacağım. Birkenau tamamıyla açık bir ortam olduğu için bu güneşin altında oraya gezmek zor olur. En azından şimdi girebilirsem önce bir Auschwitz'in içini biraz gezerim. Ondan sonra biraz, yani Auschwitz'in içinde her yerini gezerim. Ondan sonra güneşte birazcık yattıktan sonra bir kenara geçeriz. Maalesef erken giriş olmuyormuş. Kapıdaki güvenliğe sordum. Dedi hani bilet ofisine git, orada bir şansın dedi. Ben alamam dedi. Bilet ofiste yardımcı olamayız dedi. O yüzden ilk bir kenara gideceğim gezmeye. Hava da çok sıcak. Yani biraz ter ata ata gezeceğiz ama burası işin değer. Yanımda hot dog getirmiştim. Şimdi onları yiyeceğim. Ondan sonra Auschwitz'e Birkenau kamplarının arasında ücretsiz shuttle çalışıyor. O shuttle'a binip Birkenau'ya geçeceğiz. Şimdi ben bir yemek yiyeyim. Ondan sonra Birkenau'da görüşürüz. Evet, Auschwitz-Birkenau arasında çalışan otobüsler bunlar. Şimdi buna binip Birkenau'ya gidiyoruz. 5 dakikalık bir yolculukla Auschwitz'ten Birkenau'ya geldik. Şimdi yavaş yavaş içeri girip size hikayeleri anlatmaya başlayacağım. Aslında anlatılacak çoğu şey Auschwitz'te. Fakat burası da aynı şekilde çok önemli bir yer. Birkenau'nun büyük bir kısmı yıkılmış maalesef. Fakat Auschwitz olduğu gibi korunuyor. Şimdi burada bir buçuk saatlik süren var Auschwitz'e giriş için. Burayı gezip ondan sonra Auschwitz'e geçeceğiz. Şu anda üzerimde oturduğum raylar 2. Dünya Savaşı döneminde birçok kişinin ölüme giden yolculuğunun son istasyonuydu. Şu anda Birkenau toplama kampının girişindeki demir yolunda oturuyorum. O dönemde Yahudiler, Çingeneler, çocuklar, kadınlar, erkekler, çalışabilecek gücü olmayan insanların birçoğu trenlere hayvan gibi doldurulup buraya getirilip insan dışı şartlarda çalıştırıldı ya da direkt öldürüldü. Hitler döneminin, yani Almanya'daki Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi iktidarı dönemindeki yaşanan dramların en büyüğüne sahne olan yerlerden birindeyiz. Ve şimdi burayı keşfetmeye devam ediyoruz. Güneşin altında kan ter içinde yürümeye devam ediyoruz ama tabii ki benim bu yaşadığım o dönemde burada insanların çektiklerinin yanında hiçbir şey. Buraya hani Krakow videosunu izlediyseniz, hangisini önce yayınlayacağım bilmiyorum ama annem babamla geldim. Annem babam daha öncesinde Krakow'a ve Auschwitz-Birkenau toplama kampına geldiği için şu an burada tek başımayım. Onlar merkezde. Çünkü burası ikinci defa ziyaret etmek için birazcık zor bir yer. Çünkü gerçekten insanı etkiliyor. Çok büyük dramların, çok büyük katliamların yapıldığı bir yer. Az önce de söylediğim gibi Birkenau aslında genel olarak yıkılmış bir yer. Şu anda da aslında boş bir arazide oluşuyorum. Yan tarafta barakalar var. İçlerine giriliyor mu bilmiyorum. Şimdi onlara doğru ilerliyorum. Bakalım daha neler göreceğiz. Alan o kadar büyük ki, yani burasıdaki yapılar yıkılmadan önce kim bilir kaç kişinin son istasyonu oldu burası. Yani bir de buranın hemen yan tarafında Auschwitz olduğunu düşünürseniz, ki Auschwitz de yine çok büyük bir yer. O dönemde insanların getirildiği vagonlardan bir tanesini görüyorsunuz.
penceresi yok, hava alacak bir yer yok. Hani az önce raylarda hayvan gibi dolduruldukları derken demek istediğim buydu. O dönemlerde bu görmüş olduğunuz çitlere ayrıca elektrik de veriliyordu. Hatta büyük ihtimalle şu anda gördüğünüz şu kısımları o elektrik devrelerinin olduğu bölüm. Fakat buna rağmen Auschwitz'ten ve Birkenau'dan kaçmayı başaran birkaç kişi var. Hatta birkaç yüz kişi var. Çoğu şeyi Auschwitz'te söyleyeceğim, Auschwitz'i söyleyeceğim diye erteliyorum şu an, kusura bakmayın. Çünkü dediğim gibi Auschwitz yıkılmamış bir yer ve içerideki odalarda resimlerle beraber anlatılıyor. O yüzden orada video çekip anlatmak daha etkileyici olacağı için oraya bırakıyorum. Girişten en sona kadar yürüdüğünüzde burada yıkılmış binaları görüyorsunuz. Burası zamanında gaz odası ve krematoryum olarak kullanılıyormuş. Az önce çektiğim yıkılmış yerin tam karşısında yine aynı şekilde bir krematoryum ve gaz odası bulunuyormuş. Burada Macaristan'dan gelen Yahudilerin çekilmiş bir fotoğrafı var. Öldürülmeden hemen önce burada da gaz odasının planı bulunmakta. Burada da o dönemde hayatını kaybedenler için bırakılmış çiçekleri görüyorsunuz. İçeride bu şekilde o dönemden fotoğraflar da sergileniyor bolca. Şimdi bu az önce girişte gösterdiğim barikaların olduğu kısma giriyorum. Evet, 31 Mayıs 1944'teki Birkenau'nun yukarıdan çekilmiş fotoğrafını görüyorsunuz. Şu anda bu sarıyla çevrelenmiş kısma giriş yapacağım. O kısmın planı da bu şekilde görünüyor. Evet, kapısı açık bir yer buldum. Şu an olduğum kısım da girdiğiniz yöne baktığınızda sol taraftaki bir baraka. Bakalım içeride neler varmış. Burası yatakhane kısmı. Buralar normalde maksimum hani 70-80 kişinin kalabileceği yerlerken şu görmüş olduğunuz yerlerde neredeyse 10 kişi falan yatıyordu. Yani ve bu tahtaların üzerinde yatıyorlardı bu arada. Acaba girilmesi yasak bir yere mi girdim ya? Benden başka kimse yok içeride. Neyse. Kapıda güvenlik ya da halat malat bir şey yoktu yani. Gezmeye devam. Burada bir şey yazıyor. Bir Fransa bayrağı var. Ne yazdığını anlayamadım. Galiba burada Fransızlar varmış. Fransa'dan getirilen Yahudiler daha doğrusu. Bu tarafa geçilmiyor. Burası lavabo diye tahmin ediyorum. Toplama kamplarında yatılacak yerlerde hijyen hiç olmadığı için yani tuvaletler de yanlış hatırlamıyorsam böyle sıra sıra insanların tuvaletlerini yapacak kısımlar vardı. Şu an burada göremedim ama hani onun bile pisliği yüzünden burada hani hastalıktan ölen kişi sayısı da çok fazla. Yani sadece çalışmaktan değil, içerideki hijyensizlikten kaynaklı da ölen kişi sayısı çok fazla. Yani o kadar insanlık dışı bir yer ki. Yani burada 200-300 insan yatıyordu bu tahtaların üzerinde. Sadece Yahudi oldukları için, Çingen oldukları için. Yani sadece beyaz Alman olmadıkları için aslında, öyle söyleyelim. Şu anda girişine yürüdüğüm koğuş ise ölüm koğuşu. Burası SS subaylarının çalışamayacak durumda olan kadınları gaz odasına götürmeden önce beklettiği kısım. Burada bazıları hani bir hafta, iki haftaya yakın açsız olarak bekletilmiş. Hatta gaz odasına gitmeden önce burada hani hem hijyensizlikten hem de açlıktan, susuzluktan ölen kişi sayısı çok fazlaymış. Girişinde bilgilendirme kısmında öyle yazıyor. Burada böyle bir kısım var. Duvarda yazılar var ama ya bu yazıların o dönemden kalacağını pek sanmıyorum. Çok yeni duruyorlar. Ama neyse, iddialı konuşmayayım şimdi. Ha, 2020 falan yazıyor ya. Tamam. Yani bunlar sonradan yazılmış buraya. İyi, tarihe karşı saygısızlık sadece bizde değilmiş. Tabi buraya çok fazla turist geliyor. Onlar da yazmış olabilir ama. Evet, aslında az önce girdiğimiz yerin birebir aynısı. Şu anda bulunduğum yerin arka tarafında
1944 yılında 200'den fazla Yahudi çocuk tutuluyormuş. Yaşları 2 ve 16 arasında olan. Ve bu çocuklar hani buranın en kötü insanlarından biri diyebileceğimiz Joseph Mengele'nin, Doktor Joseph Mengele'nin üzerlerinde canlı canlı deneyler yaptığı çocuklarmış ki Joseph Mengele özellikle de ikizleri çok seviyor. Üzerlerine deney yapmak için buradaki tutulan çocukların da çoğu ikizmiş. Joseph Mengele hakkındaki de diğer detaylı bilgileri şimdi Auschwitz'te onun da anlatıldığı bir kesim vardır. Orada anlatırım yani aklınızın hayalinizin almayacağı şeyler yapmış. Yani pisliğin önde gideni öyle diyeyim. Evet, Auschwitz'e giriş saatimiz geliyor yavaştan. Ringe doğru yürüyorum şimdi. Birkenau bu arada düşündüğümden daha büyükmüş. Ya büyük olduğunu biliyordum ama beklediğimden daha büyük çıktı. Ayrıca bir İzmirli olarak galiba gittiğim yere İzmir'in sıcağını getiriyorum. İnsanlar şemsiyelerle falan dolaşıyor yani o kadar sıcak. Geçen hafta da Paris'teydim videosunu izlediyseniz orada da hava aşırı sıcaktı. Sarı uyarı falan vermişti meteoroloji yani. Ben gittiğim yerin havasını ısıtıyorum anladığım kadarıyla şu dönemde. Şimdi Auschwitz'e geçelim. Kontrolden geçip içeriye girdim. Şimdi uçaktaki gibi metalleri üstünüzden çıkarttığınız bir kontrol var. Ondan sonra da biletinizi okutuyorsunuz ve geçiyorsunuz. Şimdi içeriği keşfetmeye başlayalım. Kampın girişinde Arbeit macht frei, yani çalışmak insanı özgürleştirir yazısı bulunuyor. Aslında dünyadaki en büyük yalan. Buraya gelen insanlar çalışıp özgürlüklerine kavuşmadılar, hayatlarını kaybettiler. Auschwitz'i saat 16'dan sonra ücretsiz biletle ziyaret edebilirsiniz. 8'i çeyrek geçe ve akşam 4 arasında ise farklı dillerdeki 3,5 saat süren turlara katılarak giriş yapabiliyorsunuz. İngilizce turların fiyatları 80-90 zloty arası değişiyor. Ayrıca açıklama kısmındaki linkten Krakow kalkışı turlara da bakabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz kıyafetler o dönemde buraya getirilenlere giydirilen tek tip kıyafetlerdi ve herkesin sadece bir kıyafeti vardı. Yılda da iki defa iç çamaşırı veriliyordu. O kadar. Başka hiçbir kıyafetleri yoktu. Ve yaz kış bu kıyafetleri giyiyorlardı. Arkada da o dönemden kişilerin fotoğraflarını görüyorsunuz. Şimdi de gaz odası ve krematoryum olan yere ilerliyoruz. Krematoryum ölülerin yakıldığı kısım oluyor. Burada çünkü çok fazla kişi katledildiği için bir zamandan sonra insanların bedenlerini gömmek imkansız hale gelmiş ve buraya krematoryum da eklenmiş. Ve burada insanların daha sonra bedenleri yakılmış. Şu anda bulunduğum kısım ise gaz odası. Buraya getirilen insanlar çalışabilecek ve çalışamayacak olarak ikiye ayrılıyorlardı. Ve çalışamayacak durumda olanlar direkt buraya getirilip öldürülüyorlardı. Buraya getirilenlerin de duş alıp temizlenmeleri gerektiği söyleniyordu. Fakat şu anda tavanda gördüğünüz bu deliklerden verilen gazlarla hayatlarına son veriliyordu. İlk başta bu ölümler araçların egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı ile yapılıyordu. Fakat bu çok masraflı olduğu için sonrasında ziklon B gazı ile yapılmaya başlandı. Ve bu ziklon B gazının üretildiği fabrikada da buradan gönderilen işçiler çalışıyordu. Yani aslında belki birkaç gün sonra sizin burada öldürecek olan gazı üretiyordunuz bir yandan da. Öyle hüzünlü ve acı bir tarafı daha var buranın. Evet, bu görmüş olduğunuz fırınlar. Gaz odasında insanlar öldürüldükten sonra yakıldıkları fırınlar. Duvarda hala isler duruyor gördüğünüz üzere. Şimdi gaz odası ve krematoryumdan çıktım. Tekrardan giriş kapısının oraya doğru yönlendirdi beni oklar. Oradan tekrar girip blokları gezmeye devam edeceğim. Buraya gelmeden önce bu arada izlemeniz gereken birkaç film önerisinde bulunacağım. İkinci Dünya Savaşı hakkında zaten çekilmiş çok fazla film var ki işte Piyanist gibi, Schindler'in Listesi gibi, Hayat Güzeldir gibi çok fazla ünlenmiş çok güzel İkinci Dünya Savaşı filmleri var ama ben sizlere ekstradan bilinmeyen birkaç film önermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi God on Trial, ikincisi Personal Lessons, üçüncü olarak önereceğim bir film daha vardı, o neydi ya? Bir film daha söyleyecektim. Neyse aklıma gelince ilerleyen kısımlarda söylerim. 3 film önereyim diyordum. İkisi geldi şimdi aklıma. Videonun başında ismini unuttuğum 3. filmi hatırladım. Aslında bir filmden daha çok belgesel film.
İsmi Turkish Passport, Türk pasaportu. Bu belgesel film 2. Dünya Savaşı zamanında Fransa'daki Yahudilere Türk pasaportu çıkartarak onların hayatlarını kurtaran, toplama kamplarına gitmelerini engelleyen Türk diplomatlarının hikayesini anlatıyor. Kesinlikle izlemeniz gereken bir film. Yani kendi inisiyatiflerini kullanılarak kaç tane insanın hayatını kurtarmışlar ve sonrasında da onları trenlerle İstanbul'a getirmişler. O dönemde Türkiye savaşa girmediği için Türk pasaportu demek Avrupa'da hayatta kalmak demek Yahudiler için. Yani ne kadar değerli diplomatlarımız varmış. Az önce girerken söylemeyi unuttum. Burada fotoğrafta gördüğünüz üzere buraya insanlar ilk getirildiğinde onları bando karşılıyormuş ki burası aslında güzel bir yermiş gibi kafalarında yer etsin diye. Ama aslında son yolculuklarına geldikleri yer. Şu anda bulunduğum blok hastane ve revir olarak da kullanılmış ve şu anda görmüş olduğunuz bu odada şurada yazana göre 121 kişi öldürülmüş. Yani aslında tedavi görmek için geldikleri yerlerde kalplerine penol enjekte edilerek öldürülmüşler. 11. bloğun hemen yan tarafında bulunan insanların kurşuna dizildiği duvardayız. Burası yine Auschwitz'in görülmesi gereken önemli yerlerinden bir tanesi. İlk başta buraya getirilen insanların büyük kısmı kurşuna dizilerek öldürülüyordu. Fakat bu askerlerin psikolojisini etkilediği için ondan sonra gaz odalarını yapmaya başlamışlar ve burada her zaman burada öldürülen insanların anısına gördüğünüz üzere çiçekler bulunuyor. Hemen yan taraftaki binalar ise buradan önce bir kenarda bahsettiğim Mengele'nin ve diğer doktorların kaldığı ve çalıştığı kısımlar. Şimdi de oralara ineceğiz. Buraya kadar gelmişken yakından bir de burada yanan mumları göstereyim. Şu an gördüğünüz binanın camları ise içeriden buradaki infazlar görülmesin diye tahtalarla kapatılmış. Auschwitz'teki en önemli bloklardan olan 11. bloğun önündeyiz. Bu blok ölüm bloğu olarak geçiyor. Bunun sebebi de hemen yan tarafında az önce gösterdiğim insanların kurşuna dizildiği duvarın olması. Burası dışarıya kaçmaya çalışan ya da içeride örgütlenmeye çalışanların tutulduğu hapishane binası diyebiliriz. Burada hani akıl sağlanmayan işkencelerin yapıldığı ve sonrasında insanları kurşuna dizdikleri için bu ölüm bloğu lakabını almış. Ayrıca Zeklon B gazının da ilk denendiği yer bu binanın altında bulunan kısımlar. Şimdi içeriye girip gezeceğiz bakalım içeride neler varmış. Şu anda 11. bloğun alt katına indik. Dışarısı çok sıcak olmasına rağmen burası çok soğuk. Yani kışın burada hava nasıl oluyordur kim bilir ki, insanların burada tutulduğu dönemi düşününce özellikle. Siklon B gazı 1941 yılında 600 tane Sovyet askeri esiri ve 200 tane de hasta Polonyalı mahkum üzerinde burada denenmiş. Burada insanların altında ne zaman doğdukları, meslekleri, öldükleri tarih gibi şeyler yazıyor. Mesela bu kişi Polonyalı, 1911 yılında doğmuş ve öğretmenmiş. Evet, getirilenlerin uyuduğu yeri görüyorsunuz samanın üstünde.
burada o dönem gelen buraya insanların bıraktığı gözlükleri görüyorsunuz. Şöyle biraz yaklaştırayım da parlamasın. Devam edin, burada neler varmış? Burada Yahudilerin ibadet ederken kullandığı seccade diyebilirim, onu görüyorsunuz. İnsanların getirdiği tarakların fotoğrafları, geldiklerine zaten hepsinin saçı kazındığı için bununla ihtiyaçları olmuyor. Burada gelen insanlardan toplanan ayakkabıları. Burada da boğularından çıkan kıyafetleri görüyorsunuz. Herkese zaten burada tek tip kıyafet verildiği için yine aynı şekilde bütün kıyafetler toplanıyordu. Burada ne var ya? Dur, geçeceğim bir mantı var ama çok merak ettim içeriden ne olduğunu. Evet, burada da gördüğünüz üzere kapkacaklar var. Bunlar insanların getirdiğini düşünmüyorum. Büyük ihtimalle burada kullanılanlardır. Neyse, çıkalım buradan. Buraya girmek yasaktı. Bunların pek ne olduğunu anlayamadım. Ha, protezler. Protezler doğru, buraya getirilen engelli insanlar direkt ölüme gönderiliyordu ve protezleri de kullanılıyordu. Burada gördüğünüz üzere buraya getirilen engellilerin protezlerini görüyorsunuz. Ha pardon, buraya girmek yasak değilmiş. Yolu takip ettiriyormuş. Tamam, şimdi anladım. Neyse, yanlış bir şey yapmamışız en azından. Özellikle bu kısımdan burada ne kadar çok insanın öldürüldüğünü anlayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere burası hınç ve iç ayakkabı dolu ki karşı taraf da aynı şekilde. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum, kelimeler kifayetsiz kalıyor. İçimden geçenleri söylesem bir ton bip girmek lazım. Ayakkabıların karşı koridorunda da buraya gelen insanların bavulları bulunuyor. Buraya normalde eşyalarını alıp gelmeleri söyleniyor ve herkes bavul hazırlayıp geliyor. Fakat buradaki, yani buraya eşyaların getirilmesinin istenmesi, buraya gelecek insanların eşyalarının kullanılması, bavullarını bıraktırıp zaten bir kısmı çalışmaya, diğer kısmı da ölüme gidiyor. Gördüğünüz üzere ismin üzerinde de insanların isimleri yazıyor bavulların. Az önce gösterdiğim bu getirilen mahkumların eşyalarının olduğu blok 5. blok. Burayı görmeden geçmeyin. Auschwitz'te hiçbir zaman ne kadar kişinin öldürüldüğü tam olarak bilinemeyecek olsa da burada tahmini olarak sayılar yazıyor ve gördüğünüz üzere 1 milyon 100 bin Yahudi, 140 bin 150 bin arası Polonyalı, 23 bin Çingene, 15 bin Sovyet askeri personeli ve 25 bin de diğer etnik gruplardan insanlar burada katledildi. Evet, insanların ölüme başlayan yolculuklarının fotoğrafları. Toplama kamplarına gelmeden önce trenlere bindirilen insanlar. Videonun başından beri ismini bolca söylediğim Dikon Bey gazlarının tutulduğu kutular. Göstermek istediğim yer burasıydı ama ışıkları yanmıyor nedense. Burada gördüğünüz üzere buraya getiren insanların direkt kafaları kazınıyordu. O insanların saçlarını görüyorsunuz burada. Şöyle iyice yakınlaştırayım da.
biraz daha net olarak görüyorsun. Yansımayacak kadar. Galiba başardım. Aynen. Şimdi biraz soluklanmak için oturdum. Çok da zamanım kalmadı. Şimdi bir genel bir turlamaya devam edeceğim. Belki gözümden kaçan birkaç yer vardır ama hani buraya normal para verip biletle gelmek daha iyi olabilir. Yani bütçenizi aşıyorsa ücretsiz biletle gelin. Çoğu yeri görebiliyorsunuz şu an. Çoğu önemli yeri gezdim ama hani her yere maalesef giremedim. Bu arada önceki kısımda Mengele'den bahsedeceğimi söyledim. Mengele'nin deney yaptığı birkaç çocuğun fotoğrafı vardı. Yani şöyle göz ucuyla çektim ama videoya koyabilir miyim bilmiyorum. YouTube'da sıkıntı çıkartabilir. Görüntü hoş değildi çünkü. Mengele'yi de şimdi anlatayım burada. Çünkü onunla ilgili bir kısma şu ana kadar denk gelmedim. Mengele Auschwitz'in doktoru. Fakat yani, görüp görebileceğiniz en kötü insanlardan bir tanesi. İnsanların üzerinde canlı yani hiç uyuşturmadan, anestezi kullanmadan deneyler yapan bir doktor. Mesela insanların göz rengini değiştirmek için gözlerine sıvılar enjekte ediyor. Onun dışında hiç anestezi kullanmadan insanların yemek borusuyla bağırsağını bağlıyor. Hani işe yarayacak mı diye. İkizleri çok seviyor çünkü ikizlerin genetik bilimi için çok önemli olduğunu söyleyip işte üstlerinde deney yapıyor. İkizlerden biri eğer hayatını kaybederse diğer ikiz direkt gaz odasına gidip o da öldürülüyor. Yani insanlık dışı aklınıza gelebilecek ne varsa burada ikizlere, çocuklara, diğer insanların üzerinde deneyen bir doktor kendisi. Yani genetik bilimine faydası olmuş ama yani böyle fayda olmaz olsun öyle diyeyim. Kusura bakmayın bu videoda birazcık tekliye tekliye konuşuyorum. Yanlış cümleler kurmamaya çalışıyorum çünkü. Biraz zor gezilen bir yerdeyiz. İnsanı etkiliyor ister istemez ki buraya gelmeden önce çok fazla İkinci Dünya Savaşı filmi izlediğim için hani o buraya ilk defa gelmiş gibi hissetmiyorum kendimi. Yani tekrardan dilim sürçtüyse özür dilerim. Gerçekten anlatması biraz zor bir yer. Ama kesinlikle buraya gelip görmeniz lazım. Yani özellikle de şu dönemde bu aşırı milliyetçi sağ görüşlerin yükselişte olduğu dönemde bu sapkın görüşlerin insanları nasıl dramlar yaşattığını görmek için herkesin buraya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle bir örnek var ki önümüzde hala nasıl insanların aşırı sağı destekleyebildiğini aklım almıyor. Yani vicdanlarından da şüphe ediyorum. Açık açık söyleyeyim burada yani. O yüzden kesinlikle herkesin buraya gelip görüp ders çıkartması gerektiği düşüncesindeyim. Birinci bira tekrardan geldim ben burayı söylemeyi unutmuşum. Burası niye insanların hapsedildiği yerlerden bir tanesi. Gördüğünüz üzere bir metreye bir metre şöyle hani görüntüsünü yukarıdan kırmışlar. İnsan nasıl burada hapsedilir ya? Buradaki blokların bazıları bazı ülkelere ayrılmış. Mesela Fransızların anlatıldığı bir blok var. Macarların anlatıldığı, Polonyalıların anlatıldığı bu şekilde yerler var. Fakat ben Hollanda'yı arıyordum. Hollanda'yı bulamadım. Ona çok üzüldüm. Çünkü buraya gelmişken aslında Anne Frank'i ya da Anna Frank'ı nasıl tam telaffuz edildiğini bilmiyorum. Filmlerde Anna Frank diyor. Kimi yerde Anne Frank diyor. Onu tekrardan size anlatmak istiyordum. Fakat Hollanda'nın binasını bulamadım. O yüzden Amsterdam videomu izleyip oradan Anne Frank'ı dinlemek isterseniz şuradan şu anda kart çıkmış olması lazım. Umarım artık tarafını öğrenmişimdir. Malum daha yeni sayılırım buralarda. Dediğim gibi Anne Frank'ın hikayesini de dinlemek isterseniz Amsterdam'da evinin önüne gidip orada anlatmıştım. Amsterdam videomu izleyebilirsiniz. E,
Evet, Anne Frank'a ayrılmış olan kısmı buldum. Dediğim gibi Amsterdam videomdan detayları dinleyebilirsiniz. Galiba benden başka kimse kalmadı Auschwitz'te. En son ben kapatıp çıkacağım. Şu anda bütün binaları tek başıma geziyorum. O yüzden ücretsiz biletle gelip sonuna kadar kalmak gayet keyifli bir şeymiş. Öneririm. Fotoğraf çekme açısından da güzel oluyor. Biraz fotoğraf çekme konusunda yeteneksiz olsam da. Bir yerin daha sonuna geldik. Sizlere elimden geldiğince Auschwitz ve Birkenau toplama kamplarını anlatmaya çalıştım. Ki videonun önceki kısmında söylediğim gibi gerçekten anlatması zor bir yer. Yani kimi yerde video çekesiniz gelmiyor. Burada video vasıtasıyla İsmet İnönü'yü anmak istiyorum. Bizi 2. Dünya Savaşı'ndan uzak tutarak ne kadar büyük bir şey yaptığını buraya geldiğiniz zaman tekrar anlıyorsunuz. Yani bu bloklardan bir tanesi Türkiye için ayrılmış olabilirdi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çana basmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi Krakow'a geri döneceğim. Hatta umarım son otobüsü kaçırmamışımdır. Son otobüsü kaçırmışım. Buradan şimdi merkezi yürüyüp oradan Krakow otobüsüne bineceğim. Belki şansıma şimdi bir otostop denerim. Bir araç durursa en azından arabayla giderim. Krakow'da da çekeceğim yerler var. Sadece dün meydana gidip birazcık çekebildim. Kalan yerleri çekeceğim. Dedim ki önce Krakow'u mu, Auschwitz, Birkenau'yu mu yayınlarım bilmiyorum. Ama şuradan bir yerden izleyebilirsiniz Krakow videosunu da. Ondan sonra da Nürnberg'e döneceğim. Nürnberg videosunu bundan kesinlikle önce yayınlayacağım. Ondan kararlıyım. Nürnberg'de de daha Nazilerin yargılandığı mahkemeleri görmedim. Orayı da çekeceğim. Dediğim gibi 2. Dünya Savaşı turumuza devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki seyahatte görüşmek üzere.